Tespih merakı bundan 5 sene önce başladı bende. Gerçekten hani takip ediyordum. Daha öncelerde Berat Serdar Nezuroğlu var. Ünlü koleksiyonerlerden. Onun tespihlerini görerek başladım bu işe. Sonra biraz da fiyatları yüksek olduğu için baktım alamıyorum. Dedim yapayım bari. İlk zamanlarda çok kişiye sordum ama biraz ustalar ketum bu konuda. Hani piyasaya yeni birinin girmesi biraz sıkıntılı olacağı için hani çoğu kişi göstermedi. İyi ki de göstermediler. Hani ben de bu daha çok azim yaptı. Hani şu an bir ustam yok. Bu işi kendim öğrendim. Güvenlik görevlisiydim daha önce. Sonra işte bu işi iyice öğrendikten sonra hani satılmaya başladı tespihler falan. Sonra bıraktım o işi. Buna döndüm. Ya ilk zamanda tabii ki bir sermaye gerektiren bir iş. Hani malzeme alacaksın, işte tespih yaptıracaksın. Ben tespih yapmıyorum, sadece nakış yapıyorum. İşte ustaların da hani belli bir ücretleri var, onları işte karşılayamıyordum. Hani daha ucuz tespihler alıp yapıyordum. Sonra işte sata sata sonra daha iyi tespihler almaya başladık. Genelde Arap Emirliklerinde, Katar, Dubai, Kaliforniya oralara da gönderiyoruz yani yurt dışına. Genelde uçaklarıyla gelip alıyorlar. Hani biraz onların alım gücü yüksek olduğu için yani sanata değer çok fazla onlarda. Hani bu alım gücüyle de mutlaka alakalıdır ama hani bir fiyat falan sormazlar. O senin yaptığın işe bakar. İşte hani bunun değeri bu der. Sen az söylesen bile o daha çok şey yapar. Şöyle bir şey, sosyal medyanın bu konuda çok büyük avantajı var. Hani ben atölye açtım mesela. Hani gelip de daha atölyeden tespih satmamışımdır. Ama sosyal medyada bayağı bir takipçim oldu. İşte hani birileri alıyor, o ona tavsiye ediyor. O şekilde herkese ulaştık. İlk başta hani tespihe ben de gönül verdiğimde, çünkü hani ben şey olarak gördüm. Daha çok sanatsal olarak gördüm. Çoğu genç bunları dizilerden görüyor. İşte hani bir güç simgesi, Külhan Bey falan. Hani aslında tespih o değil. Hani tespih bir kültürdür. Hani ta dediğiniz gibi Osmanlı'dan günümüze gelen bir kültür. İşte biz de bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Daha çok hani sanatsal anlamda işte oyma yaparak, işte süslemeler yaparak bunu sanatsal hale dönüştürmeye çalışıyoruz. Çıraklar yetiştirmek, bu sanatı daha çok insanlara öğretip hani bitmemesini sağlamak, yani bunu çok istiyorum. Her gelene de gösteriyorum, öğretmeye çalışıyorum. Ama biraz sabır işi olduğu için gençler pek şey yapmıyor. Sabır göstermiyorlar. İlk başlarda hani çok kişi geliyor. İşte ustam öğret, bana da öğretir misin gibisinden. Hani çoğu fiyatları duyup da geliyor zaten. Ama hani onlar zannediyor ki hemen yapacağım, satacağım, para kazanacağım. Hani o biraz öyle olmuyor. Ben 5 senem verdim. Yani daha yeni yeni hani artık böyle iyi kazanmaya başladım yani. Ama ilk etapta tabii olmuyor. Ya ilk etapta öğretiyorum mesela. Ondan sonra arıyor, diyor ki abi olmuyor diyor. Ya olsa zaten hani Olmaz. hemen olsa bu şekilde olmaz. Hani bir el melekesi var. Bu zamanla oluyor. Hani yapa 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 artık iyice elin alışıyor. Ondan sonra hani farklı modeller çıkarmaya başlıyorsun. Bu da çok önemli. Hani atıyorum 3-5 model olsa hani koleksiyonerler aldıktan sonra sıkılırlar. Hani bunu da çoğaltmak lazım. Bir de bu işte en büyük pay koleksiyonerlere de düşüyor. Şimdi birçok usta bu işi yapmak istiyor, yeni başlıyor. Ama bir isim yapana kadar mesela satışları pek olmuyor. Hani koleksiyonerler böyle arkadaşlardan da alırsa hani onlar da en yakın zamanda daha iyi yerlere gelecek diye düşünüyorum. Ben de mesela aynı şekilde öyleydim. Sağ olsun Doktor İhsan Oruk Bey var Eskişehir'de. Hani onun destekleri büyüktür üzerinde. Hani o benden öyle tespihler yapmamı istedi ki hani benim sanatımı yukarılara taşıdı. Hani onun sayesinde mesela bana şunu yap, fil dişi yap. Hani malzemeleri şey yaptı. Hani onun sayesinde bu yerlere geldim diyebilirim. Kendisine ismet taneleri yerleştir. Kalemleri artın birkaç.